الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. Efendim, 11. ayeti yapmıştık, 12. ayette kalmıştık Müddessir suresinin. Şimdi biz 11. ayete cevap ver, mana vereceğiz, 12. ayetten devam edeceğiz. Zerni, bana bırak. Peygamberimize diyor ki Allah-u Teala, bana bırak. Velid bin Mughire'yi ve men halaktu, yarattığım o kimseyi, vahiden, tek başına yarattığım o kişiyi bana bırak dedi Allah. Geçen hafta bu ayeti anlattık, orada bıraktık. Şimdi 12'den devam ediyoruz. Ve cealtu lehu, o adama verdi, o bana tek bırak dediği kişiye, Velid bin Mughire'ye verdim, malen memnuden, çok mal verdim dedi Allahu Teala. Ve benine şuhuden, ve çocuklar verdim, şuhuden göz önünde olan, şahit, kanıt olan çocuklar verdim ona. Ve mehettu lehu temhida, ona malı yaydıkça yaydım. Sümme sonra yatma'u en ezide, ve üstelik de çoğaltmamı istiyor. O kadar mal vermişim ona, buna rağmen çoğaltmamı istiyor. Şimdi buraya kadar kısa kısa ayetler mana verdik. Velid bin Mughire'ye ne yaptığını anlatıyor. Yani Hazreti Musa zamanında Karun neydiyse Hazreti Peygamber'in döneminde de Velid bin Mughire böyle bir adam. Yani çok zengin bir adam. O döneme göre zengin bir adam. Yani. Bir de toplumda statüsü yüksek olduğu için, yani toplumun ileri geleni olduğu için herkesi etrafında toplamış. Çalıştırdığı işçilerle, şununla bununla ve benimle dediği o sadece çocukları değil yani. O benine kelimesi kendisinin istihdam ettiği ve efendim aldattığı gençler, etrafında toplanan gençler, insanlar, işlerinde çalıştırdığı işçiler filan, bunlar hepsi manasına geliyor. Neyse, oraya gelmeden evvel önceki ayetleri efendim açıklayalım. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, ve cealtu lehu, ben o adama verdim, malen memnuda, çok geniş mal verdim. Yani Allahu Teala burada bahsedecek kadar demek ki zenginmiş. Kur'an'da geçecek kadar. Çünkü bu Kur'an'da kıyamete kadar bu adam okuyacaklar. Ama yalnız fakat lehu diyor, o adamı diyor, asla Velid bin Mughire'nin ismini anmıyor. Niye? Çünkü niye, nice Velid bin Mughire'ler çıkacak ileriki nesillerde İslam düşmanı olarak? Nice zenginler çıkacak, İslam düşmanlığı yapacak. Yani Velid bin Mughire'yi asırlara taşıyacak olduğu için, her nesilde Velid bin Mughire'ler olacağı için Allah-u Teala efendim onun ismini burada anmıyor. Olay bu, bunu böyle anlayacaksınız. Onun için diyor ki ona verdim. Ha, gelecekte nice Velid bin Mughire'lerin de verecek servetini efendim yerinde kullanacak, İslam'a karşı düşmanlık için kullanacak. Hazreti Musa'nın Yunus 88'de söylediği gibi, ya Rabbi bu Firavun'a ve onun etrafındaki bu adamlara bu kadar serveti verdin, kullarını senin yolundan çıkarsınlar diye mi verdin? Bunu Hazreti Musa
bu serzenişte bulunuyor. Dua yapıyor Allah'a. Böyle duasını yapıyor. Şimdi sonra geldi Velid bin Mughire. Aynen onun dediği adamlardan oldu. Ve nihayet günümüzde de böyle vardır. Velid bin Mughire'ler. Bugün İslam'a karşı çalışan batılı devletler bir Velid bin Mughire'dir. Anlıyor musunuz? Heh. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala ona çok mal verdim. Ve benine şuhuda ve gördüğü, şahit olduğu, görünen, kanıtı olan efendim ona çocuklar da verdi. İşte biraz evvel bunu söylüyordum. Bu çocuklar dediğimiz bizatihi kendi hanımından doğan kişiler değil sadece, onun etrafındaki insanlar onun çocuklarıdır. Şimdi hani baba deriz ya, baba olmayan adama, bir müzisyene baba deriz yani. Baba, efendim. Baba öldü, baba gitti. Baba konserde laflar kullanırız. Ha, sen onun çocuğu değilsin ama sen ona baba diyorsun yani. Aynen. Velid bin Mughire biyolojik olarak çocuğu babası olmadığı halde onu baba edinenler var. Çünkü o çok zengin, para babası olduğu için, para babası olunca ha o para babasından istifade edenler onun çocuğu oluyor. Bu kadar basit. Efendim, ve o şuhud kelimesi de aslında kanıtı bu diyor. Çocuklar verdik. Olan çocukları var onun. Yani onu çocuğu babası gibi sevenler, o inancı paylaşanlar, o ideolojiyi paylaşanlar, yani Marksizm dediğin zamanda ne anlıyorsunuz? Marksizm. Marksist dediğin zaman Marx'ın evlatları ya. Yaşamasa bile onun evlatları. Çünkü o inancı, o felsefeyi benimsiyor. O felsefenin etrafında toplanıyor. Olay bu. Olay bu. Onun için bizim peygamberin böyle sallallahu aleyhi ve selleme denmemesi için, baba rolü verilmemesi için ona Allah-u Teala efendim şey suresinde مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ der. Hazreti Muhammed sizden hiçbir kişinin, adamın babası değildir. Bit. Nokta bu. Şimdi ve çok mal verdim, işte şu verdim, bu verdim, taraftar verdi filan. Ve mehettü lehu temhide. Ve ona malı yaydıkça yaydım. Bu sefer bir daha ya. Fakat çok ilginç bir kelime kullanıyor burada. Efendim, Yüce Allah. Mehd kelimesini kullanıyor. Mehd. Aslında mehd beşik demektir. Döşek demektir. Mehd aslında beşiktir. Fıraş döşektir. Kur'an'da bunu kullanıyor. Dünyayı sizin için beşik yaptım. Bir ayette de fıraş yaptım diyor. Döşek. Dünya sizin için bir döşektir, bir beşiktir. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا Fıraşen Bakara suresinde, mehden de Taha suresinde. Efendim. Şimdi niye burada mehden dedi? Malı yaydık. Yaymak manasına da gelir mehd. Döşeği yayarsın ya. Ha, yaymak. Fiil olarak kullanılınca o manaya. Niye beşik olarak kullandı onu burada? Beşiği bu. Malı yayma manasına kullandı Allah. Bunun ne bağlantısı var aslında beşikle diye sorduğumuz zaman çıkıyor meydana. Ne çıkıyor? Beşik ne yapar?
Beşikte insan ne yapar? Rahat eder. Yatar uyur. Yani onu o kadar mal verdim ki, o kadar rahattı ki. Yani orada. Yani o malı beşiği olarak, döşeği olarak kullanıyor. Manasında söylüyor. Bunun için diyor ki, malını yaydıkça yaydım ona. Sümme sonra yatmağı canı gönülden istiyor. İhtirasla. İhtirasla. Tamam. Tamam etti deriz ya. Tamam etme. Bu kelimeyi Türkçe'ye kullanırız. Tamam etti bak. Tamam etti. Etmemeliydi. İhtirasla istemek anlamına gelir. Tamam. Burada. Hala istiyor. Tamam ediyor hala. En ezide. Artırmamı. O malı, o kadar malı daha artırmamı istiyor. Şimdi burada çok ilginç bir oluşum var bu ayette. Bu ayete böyle baktığın zaman sana diyor ki, yani bu adam Allah'a inanıyormuş. Allah'tan istiyormuş ya. Bak en ezide vermemi diyor. Allah, bak o kelimeyi öyle kullandı buradaki fiili, Allah'ın ziyade etmesini, artırmasını istiyor. Bak bak, demek Allah'a inanıyor. Allah'tan istiyor ha. Şu hale bakın. Dehşet bir şey. Fakat şimdi burada çok ilginç bir olay var. Bu tamah kelimesini biraz açıklayacağız. Azıcık. Çünkü tamah psikolojisi, ihtiras psikolojisi, durmadan ya yiyeyim, mal yiyeyim, durmadan nedir bu zenginlik az ya, daha bu insan psikolojisinde var olan bir olaydır. Neden insan bu kadar ihtiras yapar? Neden bu kadar durmadan kazanmak ister? Bir daha yetmez ona. Yetmez. Çünkü insanoğlu zanneder ki o mal onu ebedileştirecek. Ebedilik tutkusunun eşiğinden içeri gider bu ihtiras. Bu ihtirası ebedilik tutkusu kabartır. Kabartır. Nereden? Hoca efendi. Nasıl söylüyorsun bunu? Hani bu modern psikoloji kitaplarından mı okudun bunu? Yok, Kur'an'dan okudum. Kur'an'dan söylüyor. وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَحْلَدَهُ Olay o. Malı yığar diyor, toplar, yığar, döner sayar onu diyor. Aynen öyle söylüyor. وَعَدَّدَهُ sayar onu. Niye sayar onu? يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَحْلَدَهُ Zanneder ki malı onu ebedileştirecek. Bak bu psikoloji Kur'an psikolojisi, ilahi psikoloji anlatıyor. Yani Allah insanı yaratmış, onun psikolojisini en iyi o biliyor. O bize anlatıyor. Demek ki insanın mal yığma ihtirası, tamamı, o mal onu ebedileştirecek diye zanneder de ondan. Cevap Allah biz değil. Bu cevabı Humeze suresinden okudum size. Bunun dahası var. Nasıl? Hazreti Adem'i de şeytan bu eşikten kandırdı da yedirdi açtı. Bak. Anladınız mı şimdi? Onun da ayeti var. Taha suresinde. Şeytan yaklaştı Adem'e. Dedi ona ki, Kâle ya Adem, ey Adem, hel edüllüke, sana işaret edeyim mi? Alâ şeceratil huldi, ebedilik ağacına. Ba. Ebedilik ağacına. Ha bu ağaçtan yersen ebediyen kalacaksın burada. Cennet. Ve mülkillâye bilâ, tükenmeyen iktidara, bak siyaset, onun için insanlar
o kürsüyü, o sandalyeyi bırakmazlar. O koltuğu bırakmazlar. Bu insanın tabiatında var. Anlıyor musunuz? Bak bak, ta Hazreti Adem'e diyor. Ebedilik ağacına yersen ebediyen burada kalacaksın, o ağaca işaret edeyim mi sana? Ağaçta yiyeceksin. Ve Hazreti Adem'i yedirdi ve kovuldu. Ve mülkillâ yemlâ. İkincisi, ikinci duygu, tükenmeyen iktidar. Yani düşünün, insanoğlu o iktidar makamı, o siyasi gücü bırakmaz elinden. Bırakmak istemez. Kimse istemez. Anlıyor musunuz? Ta ilk ayettir bu. Şeytanın ilk konuşuğudur bu. Hazreti Adem'e. Ha. Şimdi tabii Hazreti Adem niye yedi o ağaçtan bunu deyince, ebedilik ağacı deyince, insanda bir ebedilik tutkusu var insanda. Bu ebedilik tutkusundan şeytan kandırıyor. Kapıdan içeri giriyor. Eşikten. İçeri giriyor. Ve bizi kandırıyor. Anlıyor musun? Şimdi bak, hangi ayetlere gittim, nereden nereye götürdüm sizi? O ayetleri alalım, gelin buraya. Ne görüyoruz orada? İnsanoğlu mal yığar. İhtiras. Niçin? Zanneder ki ebedi kalacağım ben. Dünyada. Bu insan psikolojisinde var olan bir olaydır. Biz bu ebedilik tutkusunu yaratılıştan getiririz. Ben neyle tatmin ederim kendimi? Bu ebedilik tutkumu misal vereyim kendimden. Neyle yaparım ben bu işi? Yazdığım kitaplar, o kitaplar beni ebedileştirir bu dünyada. Evlatlarım, neslim beni ebedileştirir. Yetiştirdiğim talebeler beni ebedileştirir. Ben ölüp giderim. Ama o kitaplar okunur. Bir sürü filozofun, ilim adamının, şimdi siz İmam-ı Azam'ın düşünün durumunu. Ah. Ha. Demek ki ne oluyor? Biz o ebedilik duygusunu bir şeyle tatmin ederiz. İşte anne çocuğunu doğurur, o eziyetleri çeker, o zahmetleri çeker, o ızdırapları çeker, o uykusuzluğundan olur, şu olur, bu olur. Ha, o çocuklar onu ebedileştirir. Onu hayata bırakır. Onun ağacı, onun meyvesidir onlar. O çocuklar onun meyvesidir. O, onlar onu, o ölecek gidecek ama geride onu yad edecek, rahmet okuyacak çocukları vardır. Ha, bir şekilde biz bunu tatmin etmek isteriz. Yani bizim o ebedilik tutkusu tatmin olmak ister. Tatmin edemeyince bu sefer sapıtır. İhtirasa dönüşür, bu sefer mallarla yapacak o işi. Mal kazan, getir. Tabii. Ama bu mal kazancının tutkusunun kötü bir tarafı yok aslında ama fakat o mal sana hakim olursa seni istediği yere götürür, sana kötü işleri yaptırır. Sen o mala hakim olursan sen ona istediğini yaptırırsın. Olay bu. O zaman mükemmel olur. Çünkü bir devletin, bir toplumun zengin olması lazım. Zengin olması lazım ki eğitimini iyi yapsın, güçlü yapsın. Siyaseti güçlü olsun. Ekonomisi güçlü olan adam diğer devlet adamlarıyla masaya oturduğu zaman da ağa gibi oturur. Ağa. İşte Hazreti Musa bunu söylüyor. Olay bu. Ben peygamberliğimi yapamıyorum ya Rabbi. Sen bu adamlardan bu malı al dedi. Yoksa bu yürümüyor mu? Alacağım dedi Allah. Aldı. Duayı kabul etti. Dolayısıyla
Ha, yani elbette ki kazanç olacak ama ferdi anlamda o ekonomiye sen sahip olacaksın, egemen olacaksın. O para sana egemen olmayacak. Seni çok büyük pisliklere götürür. Olay bu. Şimdi bu adam tamah etti dediği bu tamah kelimesinden buradan girdi Kur'an-ı Kerim'e. Efendim bir takım iskelelere götürdüm sizi. Limanlara gittik. Evet. Şimdi bu adam bu kadar malı ver ve mehettü lehu temhida diyor Allah'ta. Verdim de verdim. Yaydım da yaydım. Ama hala istiyor. Hala tamah ediyor. Ve Allah diyor ki bana ziyade et. Allah da diyor ki benden daha artırmamı istiyor. Hem Allah'ın ayetlerine ters düşüyor. Yedir beni, içir beni, zengin yap beni ya Rabbi ama sen bana konuşma. Konuşmadan yap bu işleri. Bana ayet mayet gönder. Ahlak mahlaktan bahsetme bana diyor. Bak gelecek ayetler şimdi. Şimdi Allah bize veriyor, bizi yaratıyor, besliyor bizi, veriyor bütün imkanlarımızı veriyor. Diyoruz ki Allah'a ama bana ayet gönderme şimdi şunu yasaklama böyle şimdi ahlaktan mahlaktan bahsetme sen şimdi idare et bu işi yaratma işini gökte kal da orada konuş ama konuş bakın ben bu adam ne demek istiyor biliyor musun? Bak konuşacağız bunları. Ben öyle bir Allah'a inanıyorum ki ben inanıyorum sana ya Rabbi ama hiç konuşmayacaksın. Konuşma. Ayet, mahir, vahiy, mahir göndereceğiz. Böyle bir şey. Ama sen varsın. Onu biliyorum. Bol bol bana ver. Bana mal ver. Efendim. Şimdi çok ilginç. Yani en ezide bu kelime Allah diyor ki benim artırmamı istiyor. Hem Allah'a şirk koşuyor. Hem Allah'ın dinini tanımıyor, hem Allah'a diyor ki bana ver. Tabii ki bu tip bir insan, bu psikoloji, bu davranış psikolojisi gelecekteki insanlarda da var, günümüzde de var, gelecekte de olacak bu tip insanlar. Evet. Sonra kella diyor Allah'ta. Hayır, 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 böyle bir şey olamaz. Yani bu ne demek? Bu kadar mal, serveti verdim, bir de benim artırmamı istiyor. Yok öyle bir şey diyor Allah. İnnehu kâne li âyâtina anîdâ. O benim ayetlerime karşı çok inat davranıyordu. İnat. O adam. O mal verdiğim adam, daha da artırmamı isteyen adam, benim ayetlerime karşı anit, inat deriz biz buna. Bu inat kelimesini kullanıyoruz. Fakat anit kelimesi çok ilginçtir. Bu kelimenin biraz açmam lazım. Bu kelimenin anlamı ne biliyor musun? Bir anlamı ne biliyor musunuz? Kanı durmayan damar. Bu kelimenin anlamı. Kanı durmayan damar. Ne alakası var bu? Bu adamın inkarı da durmuyor. Kanı durmayan damar gibi kanı akıtıyor. İnkarı akıtıyor demektir. Anladın mı bak? Bak ne yaptım size? Bunu unutma. Bu kıyamı. Yani adamın inkarı kanı durmayan damardan nasıl kan akıyorsa bu adamın inkarı da böyle akıyor gönlünden. Onun için anit dedi ona. Allah. Anlıyor musun? Bu kelimenin bir anlamı daha var. Çok ilginç. Farklı bir anlam bunlar yani size. Anit. Develerin dışında, atların dışında duran, tek başına duran bir deve düşün. Hiç develerle karışmıyor.
Arap böyle demiş. Yani, Arap vaktiyle yani. Arap dilinde. Evet. Bu anit denen hayvan böyle dışarıda onlardan ayrı durur. Karışmaz. İnsanlardan da cemaate karışmayan, insanlardan uzak duran, hiç kimsenin inkarına benzemeyen bir inkar serdeden adam. Bav! Yani bir müşrik cemaat var Mekke'de, Peygamberimizin döneminde. Müşrik cemaat. Bu müşrik cemaatten ayrı bir müşrik. Ayrı bir kafir. Olacak iş değil. Yani bu anet kelimesini anlatıyorum ama ne güzel oluyor değil mi yani bu? Bunu anlatarak kelimenin lügat manası ile efendim istilahi manasını bir araya getiriyorum size. Ben bundan zevk alıyorum, çok zevk alıyorum. Efendim, inanıyorum siz de zevk alıyorsunuz. Efendim, ha bu yine bu kelimenin bir manası da işte inat adam. İnat mümkün değil. Bunu inkarından döndüremezsin. Benim ayetlerime karşı inkarında çok inat, inat. Anit. Yani bir bakıma iblis için Allah-u Teala Kur'an'da söylüyor. Dedim ona secde et, etmedi. Eba, vestekbara diyor. Eba, inat etti. Diretti, keçi gibi. Efendim, diretti. O eba ile anit. Yani bir yerde mana buluşuyorlar yani. Şimdi ne yapacağım ben buna? Yani bu böyle mi duracak şimdi bu adam? Onu da söyleyeyim. Seurhikuhu sa'uda. Onu dik yokuşa salacağım. Süreceğim. Dik yokuşa. O benim ayetlerimi dik yokuşa sürdü burada. İnat etti. Ben de onu dik yokuşa süreceğim. Tabii bu ne demek dik yokuş? Bunun iki manası var. Bir dünyevi manası var. Bir uhrevi manası var. Yani ahiretle ilgili manası var. Onu cehennem ateşinin, dağ gibi olan cehennem ateşinin o dağına süreceğim ben o ateş. Bu dünyada da efendim ne yaptı? Malını benim ayetlerimin inkarı için harcamış. Ben onu o iflasın dağına yokuşuna süreceğim. O malı gideceğim. Dediği seur hükuhu dediği sa'udayı bu şekilde anlayacağız. Demek ki Allah-u Teala onun için bir azap planlıyor. Bu planlamayı burada yapacak şimdi. O cehennemi biraz daha anlatacak bize bunu. Fakat yine Velid bin Mughire'nin düşünce tarzına, değerlendirme tarzına giriyor şimdi Allah-u Teala. Efendim 18. ayetinde. İnnehu. Çünkü o adam fekkere düşündü, tefekkür etti. Ve kaddere ve ölçtü biçti. Yani değerlendirdi, takdir etti dediği değerlendirdi manasını. Fekutile kahrolası keyfe gaddere nasıl da değerlendirme yaptı. Sümme kutile sonra lanet olasın. Keyfe gaddere
nasıl da değerlendirme yaptı. Çok ilginç. Düşünce dedi bir defa başta, ondan sonra iki defa değerlendirme dedi. Kaddara dedi, ölçüp biçmek dedi. Şimdi bu ayetler üzerinde, üç ayet okuduk. Efendim, onun üzerinde duralım. Şimdi diyor ki, bu adam düşündü. Yani Hazreti Peygamber buna dini tebliğ etti. Efendim İslam dinini tebliğ etti. Kendinin peygamber olduğunu söyledi. Efendim adam düşünmüş. Yani hemen reddetmiş. Bir düşünmüş. Ve o düşüncesi Kur'an'da yer alıyor. Yani Peygamberimizden sonra gelecek nesillerde nice Velid bin Muğireler olacak dedik ya. Ha o Velid bin Muğireler, o nesillerdeki insanlar düşünür olabilirler. Düşünür, filozof yani. Olabilirler ya. Yani o da düşündü ama gelecekteki nesillerdeki insanlar da düşünecekler. Ama bunlar filozof olabilirler, düşünür olabilirler, mütefekkir olabilirler yani. O manada bütün kıyamete kadar gelecek olan Velid bin Muğirelerin davranış biçimini, zihnin davranışını anlatıyor. Fekka, tefekkür etmek, düşünmek. Biliyorsunuz, söylemiştim daha evvelden sizlere, söylemekte zararı yok. Kur'an-ı Kerim'de 5 çeşit düşünce tarzı var. Tefekkür, işte buradaki. Tedebbür, işin arka boyutunu düşünmek. Tezekkür, düşünüp öğüt almak. Taakkul, aklederek düşünmek. Tefekkuh, anlayarak düşünmek. Mesela bu 5 çeşit. Akıl var, 5 çeşit akıl. Bu 5 çeşit aklın 5 çeşit karşısında düşünme tarzı var. Şimdi biz bunlara girecek değiliz. Yani bunları anlatmak lazım ama bu konumuz o değil. Konumuz, yani buradaki tefekkür, fekkere nereden geliyor? Demek ki tefekkür, mütefekkir deriz biz filozoflara. Yani Batı dilinde, Yunanca'da, Latince'de filozof efendim deriz. Bizde ise, İslam'da ise buna mütefekkir deriz. Arada bir fark var. Yani fark var yani. Niye var? Mütefekkir adam hikmet üreten adamdır. O sadece nazari, filozof sadece nazari üretir, nazariyat düşüncesini üretir. Mütefekkirse hem nazariyat hem tatbiki hikmeti üretir. Olay bu. Anladınız mı? Şimdi bu adam çok ilginç tefekkür yapmış. Yaptı diyor. Ve kaddere ve kadir dediğimiz, kader dediğimiz kelime bundan gelir. Hani benim kaderim kötüdür filan, kader var mıdır yok mudur filan. İşte bu kelime burada kullanılıyor. İlk inen surelerde Allah-u Teala bu kaderi, kader kelimesini kullanıyor. Tabii bu kader kelimesi çok farklı anlamlara geliyor demiştim size Kadir Gecesi vaazlarımda hatırlarsanız. O zamanlarda bu kader kelimesini anlatıyordum uzun uzun diye televizyonlarda. Kadere kanuna bağlamak demektir. Kanunlaştırmak demektir. Tabiat kanunları da kaderdir. Bu kelimeden gelir. Allah'ın kanunları da olan bu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, kanunları da Allah'ın kaderidir. Kanunudur yani. Onun için Kadir Gecesi diyoruz. Kur'an Kadir Gecesi'nde inmeye başladı. Yani kanun, kanun gecesinde inmeye başladı.
Allah'ın kanunları kanun gecesinde inmeye başladı. Olay o yani. Ha, kader kelimesinin ölçü manası var. Ölçü. Kamer suresinin kaçıncı ayeti olması lazım? Orada 47 midir? Tam kesin şey etmemeliyim ama söyleyebilirim size. Orada inna külle şeyin halaknahu bi kader der Allah. Her şeyi bir ölçüyle yarattım der. 49. İki rakamla kaçırdım ya. 49. Ben 47. Evet. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Muhteşem. Kainatı bir ölçüyle yarattım ben diyor. Her şeyi bir ölçüyle yarattım. Yani vücudumuzu bir düşünün. Bu anatomiyi bir düşünün. Yani vücut anatomisinde bütün organların, hücrelerin birbiriyle ilişkisi ve yapısı bir ölçüyledir. Anlıyor musunuz? Her şey bir ölçüyle yaratılmış. Bütün gezegenlerin arasındaki çekim kanunları bir ölçüyledir. Efendim H2O dediğimiz sudaki o hidrojen atomunun iki atomu ile oksijenin bir atomunun buluşması ile bütün hayat veren suyun oluşması nedir o? Bir ölçüdür. Ona kimyasal ölçü diyoruz. Fiziki ölçü kainat. Biyolojik ölçüsü diyoruz. Yaratmanın ölçüsü. İşte bu. Yaratılışın ölçüsü. Bizim psikolojik yapımızdaki her şey bir ölçüyle. Şimdi burada burada diyor ki Allah-u Teala bu adam kadere kelimesinin bir de şey anlamı var. Değerlendirmek anlamı var. Ölçtüğün bir şeyi değerlendiriyorsun. Sınav yaptın, ölçüyorsun. Talebeyi sınav yaptın. Sonra onu okuyorsun, ardından değerlendirmesini yapıyorsun. Biz buna eğitim biliminde ölçme değerlendirme deriz. Ben bunun kitabını bile yazdım. Yani 20 sene ölçme değerlendirme okutmuşum ve kitabını da yazmışım. Yani sen imtihan ediyorsun, okuyorsun, notunu veriyorsun, işte o değerlendirmedir. Şimdi buradaki kadere kelimesi de bu adamın düşündü ve değerlendirdi. Hazreti Peygamber'in ona söylediği, yaptığı tebliği değerlendirmeye aldı. Bak 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 bak. Değerlendirmeye aldı. Yani karar verecek şimdi. Karar verecek ya. O zaman bir değerlendirme yapıyor. Bunu Allah-u Teala anlatıyor. Adama bak ya, adama bak. O Velid bin Muğra nasıl bir adammış ya? Hırfı bak. Yani düşünüyor, düşündüğü şeyin kararını verecek şimdi, değerlendirmesini yapacak. Allah bu değerlendirmeyi burada zikrediyor, kader. Şimdi arkadaşlar bu kadere kelimesinin üzerine duruyoruz ya, biraz anlattım onu size, anlaşılacak bir hale getirdim onu size. Böyle yumuşattım onu, analiz yaptım ona, analiz, analiz yaptım ona, tahlil diyoruz ona, Arapçası, tahlil ettim onu ya. Allah-u Teala ahlak içinde bir ölçü koymuştur. İnsan davranışı içinde bir ölçü koymuştur. Bu çok önemli. Yani Kur'an niye geldi? İnsanı mutluluğa getirmek için gelmiş. Öyle değil mi? Amaç bu değil mi? Bütün amaçları teke indirgesek mutluluktur. Dünya ve ahirette saadetül gusva dediğimiz ahiret saadeti der Farabi. Saadetül gusva der. En büyük saadet, en büyük mutluluk der. Ahirettedir o. O bu dünyada olmaz. Şimdi ama olay şu. Kur'an-ı Kerim'in koyduğu bütün emirler, bütün sistem, insanoğlunun mutluluğudur. Allah kendisi için koymuyor. İnsan için koyuyor. Bu sefer Allah-u Teala
davranışlarımız için de bir ölçü koyuyor. Ahlak için. Ahlak, ahlak. Yani insan, affedersiniz, insanla insan arasındaki ilişkilerde bir ölçü koyuyor. Karı ile kocanın arasındaki ilişkilerde bir ölçü olacak. Evlatla anne baba arasında bir ölçü olacak. Siyasilerle halk arasında bir ölçü olacak. Siyasi ahlak, hukuk ahlakı, çalışma ahlakı, cinsel ahlak, işte nikah, cinsel ahlakın ölçüsüdür işte. Yani demek ki Allah-u Teala sadece fiziki alemde bir ölçü koymamış. Madde aleminde bir ölçü koymamış. Aynı zamanda ahlaki alemde, manevi alemde de bir ölçü koymuş. Buna hudut diyor, hudut. Hem kader diyor, hem hudut, hududullah. Allah'ın koyduğu sınırlar. O sınırların içinde oynayacaksın diyor. Bak sana sınır çiziyor. Benim hududum bunlardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu hudutlar var. Bu hudutların içine oynayacaksın. Yani bir voleybol maçını, bir tenis maçını, bir efendim futbol maçını belli bir saha sınırları çizilmiş o sahanın içinde oynayacaksın. Onun dışında oynasan kabul edilmez. O futbol kabul edilmez. O tenis kabul edilmez. Yani aynen hayatımız için de bir ölçü var, bir saha var. Çünkü dünya hayatı bir oyundur diyor. İnnemel hayatü dünya la'ib. Oyun, ha o oyunu o sınırlar içinde, ben koyduğum sınırlar içinde. O sahayı ben çizdim. O sahayı FIFA çiziyor ama bu sahayı ben çiziyorum diyor Allah-u Teala. Hayatının sahasını ben çiziyorum. O sınırlar içinde oynayacaksın. İşte bu ölçü. Efendim kalenin uzunluğu yukarısı genişliği ne kadar olur? Efendim ceza sahası kaç metredir? Ben hakemlik yaptığım için bilirim, bize sordular bunları. Ceza sahası kaç metredir? Penaltı kaç metrede atılır? Ya bunların ölçüsü var da Allah'ın ölçüsü yok mu? Ya o kadar dikkat ediyoruz ki o ölçülere. Top çıktı mı çıkmadı mı ha? Ha böyle şeyi gösterelim onu bakalım nasıl çıktı mı çıkmadı mı? Efendim tenis oynanıyor. Dünya şampiyonaları oynanıyor. Seyredelim tenisi. Efendim şey yaptılar yani o bir göz dedikleri göz koydular. Efendim şey ettim itiraz ettim hemen o göz bakıyor işte değdi azıcık değdi. Ula be kardeşim Allah'ın çizgisi. Ha sen oynuyorsun hayatını. Nerede oynuyorsun? Hangi çizgilerin içinde oynuyorsun? Hangi ölçülerin? İşte biz bu dini bu şekilde anlatsaydık dünya Müslüman olur. Allah'ın çizgileri, ölçülerine, sahasına bakmıyoruz. Birileri kitap yazıyor, o kitabın ölçüsüne göre din ayarlıyoruz biz. Anlıyor musunuz? Mezheplerin yazdığı kitaplara göre ayarlıyoruz dini. Allah'ın çizgisi neredeymiş ya? Öyle bir şey yok ki. Bizim hayatımızda var mı öyle bir şey? Coştum ha. Yani. Maşallah. Ama kadere kelimesi bizi. Ya çıkamıyoruz oradan, bırakamıyoruz onu yani. Çık bakayım hadi. Şimdi kader kelimesini anlatıyoruz ya. Değerlendirmek. Ölçmek, ölçüp biçmek, kanun manalarına gelir. Efendim, bir sürü manası. Ama buradaki manasını seçecek olsak, ölçme, biçmek veya değerlendirmek. Yani bu Velid bin Muğire ve onun asırlarca takipçisi olacak olan, nesiller boyu takipçisi olacak olan insanlar, tabii onun gibi düşünecekler, onun gibi değerlendirme yapacaklar. Fakat adama bak, adam bir yandan reddetmedi. Anlıyor musun? Halid bin Velid ona da tebliğ edildi. Başta, tak reddetti. Ebu Cehil tak reddetti. Ebu Leheb düşünme falan yok.
Bu düşündü. Ve bir değerlendirme yaptı diyor. Fakat öyle bir değerlendirme yapmış ki Allah'ın hışmına dokundu. Ve dedi ki Allah fekutile kahrolasın. Lanet olasın. Keyfe kadder. Nasıl değerlendirme yaptı? Yani ne kötü değerlendirme yaptı. Yaptı ama nasıl değerlendirme yaptı diyor Allah-u Teala. Kahrolasın. Allah beddua ediyor. Allah beddua etmez. Fakat ama bazıları ne diyor? Allah'ın laneti üzerine olsun. Ama böyle kahrolsun. Allah. Yani o kadar acı oldu ki demek. O kadar yanlış iş yaptı ki Allah-u Teala kahrolsun. Bu yetmedi. Sümme kutile keyfe kaddere. Sonra tekrar bir daha lanet olsun ona. Kahrolası. Nasıl değerlendirme yaptı? Bir daha dedi. Bir daha. Bak 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 bak. İki defa peş peşe. Allah-u Teala bu insana böyle değerlendirme, böyle düşünen insanlara lanet okuyor. Anlıyor musunuz şimdi? Bayraktar Hoca, sansür mü yaparsın? Söyler misin? Ne yapar? Şimdi İslam aleminin üzerindeki bu durumu yanlış düşünüp yanlış değerlendirmelerden kaynaklandığını bilesiniz. Yani ben lanet demedim oraya. Sansür yaptım öyle. Ben demedim. Yani kim güya İslam alemindeki ülkelerin sahibi olan düşünürler, değerlendirme yapanlardır bunlar. Bu hale getiren. Anlıyor musunuz? Sümme nazara. Devam ediyor adama anlatıyor şimdi Allah. Adama anlatıyor. Sümme nazara sonra baktı. Bu adam. Düşündü, değerlendirdi, sonra baktı. Buradaki bakma, hakikaten böyle bakma, Arapçada nazara bakmak işte. Bizim nazara var, bir inek var, nazara bakar gibi bakmak. Bizim bir nazara vardı, adı nazaraydı. He, inek inek. O bakardı ota böyle. Ha, insanlar da böyle bakıyorlar bazıları yani böyle inek gibi bakıyor, nazara. Hele 199 mu olacak yoksa 98 olacak galiba. Bakayım hakikaten 199 mu 198 mi yani. Orada bir rakam, orada bir azıcık bir rakam kayması var. Nereden kaydı acaba? Aha burada. 90. Sekiz. Yani. Evelallah. Allah anneme rahmet eylesin, babama amin ve hocalarıma. Ve in ted'uhum ilel huda. Ya Muhammed, sen onları doğru yola çağırırsın. Çağırırsan la yesma'u. İşitmezler. Ve terahum, onları görürsün. Yanzuruna ileyke, sana bakıyorlar. Ve hum la yubusunu, seni görmüyorlar. Bakıyor, görmüyor. Peygamber'e bakıyor, görmüyor. Baba baba baba. Yani inkar gönül gözünü tamamen kaplamış. Bu gözü değil ha, bu göz görüyor peygamber. Kafa gözü görüyor. Bu kafa gözü yılanda da var ha. Domuzda da var. Yani iki gözlüyüz diye yani insanın anlamına gelmez. Gönül gözü, gönül. Ha. Bakıyorlar sana, seni görmüyorlar ya diyor Allah-u Teala.
Peygamber diyor bunu ya Allah aşkına. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir psikoloji yani. Bakar, görür adamı, adam duruyor da. Fakat bakıyorum ama görmüyorum. Allah Allah. Şimdi bu adam sümme nezara diyor. Sonra baktı. Aslında nezara kelimesi düşündü anlamına da gelir. Şimdi yukarıda farkındaysanız düşündü dedi. Ölçtü dedi. Tekrar bir daha ölçtü, değerlendirme yap dedi. Fakat düşüncenin ikincisini buraya koymuş. İki defa değerlendirme yaptı, bir defa tefekkür etti dedi. İkinci değerlendi şey düşünceyi buraya koymuş. Nazara aynı zamanda düşünmek anlamına gelir. Yani bir manası da budur yani. Kelimenin. İster nazara alalım onu, bakmak. Yani etrafındakilere baktı. Peygamber'e baktı. Tebliğ etti ona. Evet, der ki ha abone bir baktı peygambere. Yok dedi senin. Dedi, bu sihirdir dedi. Bak şimdi diyecek o sihirdir. Efendim. Bir baktı. Bakmak manasını alırsak. Etrafındakilere baktı. Yani adam büyük adam büyük zengin ya. Etrafında insanlar var. Onun etrafında ileri gelenler var. Onlara da bir baktı. Döndü. Bu sihirdir dedi. Ve döndü de neler oldu onu söyleyecek daha. Şimdi ama bana sorarsanız yani benim tercihim %60 düşündü manası vardır. %40 bakmak manası vardır yani. Böyle alın onu siz. Efendim. Dolayısıyla şimdi adam bir baktı. Sümme sonra abese ve basara. Buraya kadar kafa faaliyetini, değerlendirme faaliyetini, bakmak manasını alırsak gözün faaliyetini söyledi. Beden diliyle, bu beden dili diyoruz biz buna, iletişimde beden diliyle iletişim deriz buna. Bir sözle iletişim var, bir beden diliyle iletişim var. Bir medya ile iletişim var. Şimdi bir de sosyal medya ile iletişim var. Var var oğlu var. Efendim, sümme abese, kaşlarını çattı. Yüzü ekşidi. Beden dilini anlatıyor şimdi. Beden kendinin şeyini, durumunu veriyor. İçteki psikolojiyi, maneviyatı veriyor. Beden dili yüz. Ve besara yüzünü astı. Yüzü asıldı. Böyle kaşlarını çattı. Baktı. Efendim, yüzü asıldı. Efendim, beden diliyle reddetti. Beden dili. Allah o kadar detaylı anlatıyor ki bu adama, yüzünün ifadesini, beden dilini bile anlatıyor yani. Bu kadar detaya giriyor yani. Anlıyor musun? Bu kadar. Ne demektir o? Ha. Şimdi bir daha ayet var onu da söyleyeyim. Sümme edbara sonra döndü. Arkasını döndü. Vestekbara ve kibirlendi. Anlıyor musunuz? Şimdi ezan bitene kadar şunu söyleyeyim size. Ya bunu bırakalım bir daha haftaya. Şimdi böyle bir kısışık şeye sıkıştırmayalım onu. Araya ayet girer, şu girer, bu girer. Sonra ayetlere gitmeye ihtiyacımız olur bakarsın. Efendim onun için şimdi böyle bu adamın asık surat, kaşlarını çatması ve sırtını dönüp kibirlenip gitmesi ne? Gelecek haftaya bırakıyoruz. Böylece 21. ayeti bitirdik. 22. ayetten başlayacağız Allah nasip ederse gelecek hafta. Neyi anlattık? Şunu anlattık. Velid bin Mughire vardı peygamberimizin döneminde. Müşriklerin en zenginlerinden biri ve toplumun en ileri gelenlerinden biri. Ona
Peygamberimiz dini tebliğ etti. Onun durumunu anlattı Allah. Önce çok zengin olduğunu, taraftarının çok fazla olduğunu, ona malca verdiğini fakat çok ihtiras yaptığını, Allah'a inandığını, Allah'tan çok daha fazla mal istediğini anlattı bize Allah-u Teala. Ve efendim o benim ayetlerime çok inat davrandı. O inat kelimesinin, anit kelimesinin kanı durmayan damar anlamına geldiğini söyledik. Yani bu adamın gönlünden inkar durmadan akıyor. O kanayan, durmayan damarın kanı gibi. Falan anlattık. İşte deve grubundan ayrı yaşayan deveye benzetme kelimesinin manası olduğunu, efendim onu yokuşa süreceğini söyledi. Sonra onun düşünce ve değerlendirme konusunu ele aldık. Efendim gelecek hafta da bunun devamını sürdüreceğiz. Allah nasip ederse. Efendim tabii bizim her zamanki duamız neydi? Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylemesini Yüce Rabbim'den diliyorum. Beni dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Hepimizden razı olsun. El-Fatiha.